Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Mutlu günler efendim. Şifa Kapısı Sağlık Programı ile karşınızdayız. Yaklaşık bir saate yakın sizlerle birlikteyiz. Konu uzmanı efendim Avrasya Hastaneler Grubu'ndan medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şen hocamızla birlikteyiz. Özel yayınımız. Çünkü 4 Şubat kanser günü dolayısıyla değerli hocamızın önemli bilgileri olacak. Bizleri bilgilendirmek için kırmadılar. Ekibimle birlikte değerli hocamızı ağırlıyoruz. Hemen sorularımıza geçmeden önce telefon numaralarımızı hatırlatalım. İki hattımız bugün sizlerle birlikte ulaşmanız için 0212 İstanbul merkez yayından yaptığımız için alan kodunu mutlaka çevirmeyi unutmuyoruz. Sonrasında 616 12 23 tekrar diğer numaramızda 616 12 21'den bizlere ulaşabilirsiniz dedikten sonra medikal onkoloji uzmanı doçent doktor Fatma Şen hocamıza hemen merhabalar diyoruz. Merhaba. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler hocam. Kırmadınız. Özel günde bugün bizler birliktesiniz. Evet. Aslında kurumunuzda her çarşamba onkoloji konseyleriniz gerçekleşiyor. Oradaki bütün ekibe de sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Geçtiğimiz hafta da özel bir sunumunuz olmuştu. Kanser evet. Haftası dolayısıyla erken teşhisin önemine ilişkin. Evet. Çok önemli açıklamalarınızı bizler de takip etmiştik. Erken teşhisle ilgili 4 Şubat gününe ilişkin neler söyleyeceksiniz öncesinde hocam? Evet. 4 Şubat Dünya Kanser Günü olarak kutlanılıyor. Bunun önemi ne? Niye kanser günü? Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü, çeşitli uluslararası yine kanser tedavisi, tanısı, erken teşhisiyle ilgilenen bir takım örgütlerin bir arada özellikle erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla belli tarihler seçiliyor. 4 Şubat'ta daha çok kanserin daha erken teşhis edilmesinin önemini vurgulamak amacıyla geliştirilmiş bir gün. Bu nedenle de tüm dünyada buna ilişkin, erken teşhise ilişkin bir takım vurguların yapılabilmesi için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Dünya Kanser Günü'nün özeti bu aslında. Evet. Aslında diğer günler de sürekli bilgilendirme programları yapıyorsunuz. Tabii ki her zaman ama belli tarihler özellikle vurgulanıyor ki mesela anneler gününde nasıl annemizi her gün seviyoruz, tek gün sevmiyoruz. Onun gibi kanser gününde de her zaman biz erken teşhis, tedavi hakkında daha bilinçli olmamız gerekiyor. Ama belli tarihlerde daha çok vurguyu arttırmak için seçilmiş günlerdir bu tarz tarihler. Evet. Evet. Şimdi hocam özellikle tarama testlerin de öneminin burada çok önemli olduğunu, kıymetli olduğunu biz evet. Çevremizdeki bu sağlık sorunu yaşayan kişilerden de gözlemlemiş oluyoruz. Biraz tarama testine ilişkin neler söylemek istersiniz bilgilendirme anlamında hocam? Evet. Tarama testleri büyük sayıda hasta gruplarının özellikle toplum bazlı dediğimiz yani on binlerce kadının, on binlerce erkeğin üzerinde uygulanabilen ve sonucunda da o ilgili kanserle ilişkili daha erken evrede hastalıkların tespit edilebildiği ve bunun da sağ kalım avantajı sağlayabildiği testlerde tarama testleri. Genellikle bir grup belli seçilmiş tarama testiyle taranır, bir grup normal haline bırakılır ve ikisi uzun yıllar takiplerle 5 yıl, 10 yıl bazen 20 yıllık takip sonuçları, 40 yıllık takip sonuçları yayınlanan tarama testleri vardır. Uzun takipler sonrasında bu tarama testlerinin toplumlara faydası olduğu gösterildikten sonra da hem dünyada hem ülkemizde tarama testi olarak kabul edilerek belli hedef popülasyonda yani bu nedir? Şu cinste, şu yaşta, şu yaş grubunda, şu sıklıkta şu test yapılabilir denir hale geliyor. Tarama testleri, özellikle kanser tarama testleri mutlaka dediğim gibi uygulanabilir, kolay erişilebilir olmalı. Sonuçları doğru yorumlanmalı.
gereksiz fazla tanılar ya da atlamamalar olmaması gerekmekte. Ve bu şekilde de aynı anda birçok hastaya ya da birçok sağlıklı kişiye ulaşılması gerekmekte. Şimdi kanserle ilgili birçok yazı ve görsel basını takip ediyoruz. Teknolojinin yenilikleri de aslında bir anlamda size de kılavuz oluyor diyebilir miyiz hocam? Çünkü geçmişte bugüne kıyasladığımız zaman arada uçurum var. Bizim de takip ettiğimiz kadarıyla yenilikler aslında tedavi alanını da kolaylaştırıyor gibi geliyor biz uzaktan takip ettiğimiz kadarıyla. Yani tarama testlerinden tanıyla ilişkili evet. testleri mi evet. söylüyoruz? Tabii ki yani sadece bizim medikal onkolog olarak ilaçlarımızda değil, görüntüleme yöntemlerinde, moleküler testlerde, patolojide, genetik testlerde birçok alanda yenilikler süratle oluyor. Ve bütün bunlarda hem tanıyı hem tedaviyi kolaylaştırıcı yine bizim diğer araçlarımız olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi kalabalık bir ekiple çalıştığınız için sizin alanınız medikal onkoloji, radyasyon onkoloji var, radyoloji, patoloji, kalabalık bir ekip ve diğer branştaki hocalarımızla birlikte. Medikal onkolojinin önemi nedir diye soralım. Medikal onkoloji nedir hocam? Evet. Medikal onkolojiyi sık sık yine programlarda dile evet. getiriyoruz. Medikal onkoloji. Kanser tanısı teşhisi konulmuş hastalarda gerek cerrahiye hazırlık amacıyla neoadjuvan dediğimiz, gerekse cerrahi sonrası koruyucu dediğimiz adjuvan tedavileri ya da primer sadece cerrahi ya da diğer lokal tedaviler olmaksızın primer tedavi edici olarak ağızdan ya da damardan ya da vücudun bazı boşluklarına uygulanarak yapılan ilaçlı olan tedavilerin tamamı medikal onkoloji uzmanlık alanına giriyor. Yani bir nevi aslında ilaçla tedavi eden doktor grubuna medikal onkolog ya da tıbbi onkolog deniliyor. Sadece tabii tedavi değil, kanser teşhisi konulduktan sonra hastaların takibinde de orkestra şefi gerektiğinde yapmak zorunda durumunda kalıyor. Bu şekilde yani tıbbi onkoloji ya da medikal onkoloji aynı. İlaçla tedavi eden kanser doktorları demek de daha iyi tanımlamış oluyoruz. Peki herhalde. Hocam şimdi siz dediniz ki orkestra şefi. Burada taburcu olma, iyileşme süreçlerine ilişkin tam karar mekanizması siz ve ekibinizde mi cevabı? Şimdi örneğin hastanın meme kanseri tedavileri tamamlandı. Takiplere geliyor, cerrahına gidebilir, radyasyon onkoloğuna gidebilir, bize gelebilir ama genellikle hastaların devam eden koruyucu tedavileri olduğu için sıklıkla bize gelmek durumunda kalıyorlar mutlaka. Ve geldiklerinde de örneğin yeni bir hadise çıktı. Örnek diğer memede yeni bir şey çıktı ya da ne bileyim kemiğinde bir farklı bir şey çıktı ya da beyinde çıktı. Onların işte gerektiğinde cerrahiye yönlendirilmesi, radyoterapisinin yapılması, tedavi değişikliğinin yapılması hep birlikte karar veriyoruz ama sıklıkla da tedaviler medikal onkoloji olarak uzun sürdüğü için hastaları sıklıkla gördüğümüz için yönlendirme durumunda kalıyoruz. Evet. Peki hocam kanserin ileri düzeyde günümüz şartlarında sık yaygınlaşması genetiğin dışında çevresel faktörlerin de etkisi var mıdır? Tabii ki çevresel faktörlerin mutlaka etkisi var. Günümüzde hepimizin bildiği üzere birçok şey kimyasallara maruz kalıyoruz, radyasyonlara maruz kalıyoruz. Evet. Gerek işimiz gereği, gerekse yaşadığımız koşullar gereği sürekli çevresel çok sayıda faktörlerle karşı karşıya olduğumuz için ve bu da artık kanıtlanmış durumda pek çok hani kanserde çeşitli çevresel faktörlerin evet. etkisi olduğunu biliyoruz. Bunun da katkısı var mutlaka. Peki hocam hanımlar mı beyler mi diye kıyaslama yapılması biraz riskli. Hepimizin başına gelebilir. Her yaş grubunda da gördüğümüz için özellikle meme kanserine değinmek istiyorum. Hanımların en sık rastladığı hı-hı. sağlık sorunlarının başında nedir meme kanseri neden olur diye soralım. Evet. Meme kanseri meme dokusundan oluşan kontrolsüz hücre büyümelerine meme kanseri diyoruz. Kontrolsüz büyüyüp vücudun başka yerine yayılma potansiyeli olanları özellikle kanser ya da malign tümörler olarak yorumluyoruz. Meme kanseri için en çok tabii ki risk faktörü kadın olmak. Hı hı. Neden? Çünkü kadınlarda meme dokusunun bulunması nedeniyle erkeklere göre çok daha fazla meme kanseri, 100 kat daha fazla meme kanseri riskine maruz kalıyorlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Yani memeyi oluşturan duktus, gland dediğimiz bezlerin zaman içerisinde anormal bir şekilde büyüyerek vücudun kontrolünden
kaçarak kendi egemenliğini oluşturduğu kitlelere meme kanseri diyoruz. Vücutta hissettiğimiz kitleler mi belirti anlamında, ele gelen bezeler mi hocam? Evet. En sık meme kanseri belirtisi ele gelen kitle. Genellikle de self breast examination dediğimiz, yani kendi kendine meme muayenesi dediğimiz 20'li yaşlardan itibaren tarama testi olarak önerdiğimiz metotla hastalar kendi memelerindeki kitleleri fark ediyorlar. Bunun dışında hiç eline kitle gelmediği halde tarama mamografileriyle tespit edilen yine meme kitleleri olabiliyor. Onun dışında yine meme başında çekinti, memede bir memenin diğer memeye göre daha büyümesi, portakal kabuğu görünümü alması, meme başında akıntı olması, daha nadir olarak memede ağrı olması gibi çok çeşitli belirtilerle de meme kanseri kendini gösterebiliyor. Peki risk faktörlerinde hocam genetik faktörler, çevresel dedik ama özellikle kilo artışı, dengesiz beslenme olabilir mi riskin evet, içinde? Evet tabii. Meme kanserinde şişmanlık bir risk faktörü olarak karşımıza geliyor. Bu zaten hani dengesiz beslenme sonucunda obezite gelişiyor. Bu bir risk faktörü olarak artık biliyoruz, yani şişmanlık meme kanserinde bir risk faktörü. Özellikle de yağ dokusunda, hanımlar şu an beyler var ekran evet, başında. Yağ dokusunda östrojen yapımının yapıldığı yerlerden bir yer, bir doku. Bu nedenle de özellikle de menopozdaki kadınlarda yumurtalıklar durduktan sonra primer vücuttaki meme kanserini besleyen östrojenin yapıldığı yerler yağ dokusu olduğu için daha da riski arttırıyor. O nedenle de artık bu hani tartışmasız bir risk faktörü olarak kabul ediyoruz. Peki kiloyu veremiyor kişi, daha çok mu tehlike altında? Korunmak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Yani bir şekilde kiloyu verse de dikkat etmesi gereken şeyler var. Yani normal vücut ağırlığında kişiler meme kanseri olmaz diye bir kural yok. Onun dışında da yine yıllık kontrollerini yaptıracak, mamografisini yaptıracak, aylık kendi kendine fizik muayenesini yapacak. Gerektiğinde 2 yılda bir hekim muayenesi olacak. Çok çeşitli tarama testlerimiz var. O tarama testlerini kendisinin yapabildiğini, kendi yapamadığında da gerekli hekim yardımı ile kontrollerine gitmesi lazım. Özellikle de ailesinde birden fazla meme kanseri olanlarda ya da daha önce kendisi meme kanseri geçirdiyse risk daha fazla artıyor. Onlarda tarama yaşından daha önce, eğer ailede 40'lı yaşların altında meme kanseri varsa, daha dikkatli bir şekilde daha erken yaşlarda taranması gerekiyor. Bu şekilde özellikle sigara, alkol hepimizin bildiği üzere onlara dikkat etmemiz gerekiyor. Sedanter yaşam dediğimiz hareketsiz yaşam yine birçok kanser için yine bir risk faktörü oluyor ve özellikle günlük 30 dakikalık ritmik yürüyüşler mutlaka öneriyoruz. Evet. Peki böyle. Tetkikler anlamında mamografinin önemini biraz değinirsek hocam. Evet. Özellikle mamografi ile ilgili bilgi almak istiyoruz. Şimdi mamografiler tüm dünyada artık mamografi kabul edilir. Tartışmasız tarama testi kadında meme kanseri evet. taramasında. Yaşla ilgili bir takım Avrupa Amerika arasında uyumsuzluk mevcut. Bir grup 40 yaşından itibaren diyor, bir grup 50 yaşından itibaren, ama 50 yaş 69 yaş arası herkes kabul ediyor ki kadınların tamamı meme kanseri açısından taranması gerekiyor. Ülkemizde nasıl? Sağlık Bakanlığı'nın yine Kanser Savaş Daire Başkanlığı'nda da programında belirttiği üzere ülkemizde 40'lı yaşlarda başlanması öneriliyor. Özellikle 40 ve 69 yaşta dahil diye vurguluyoruz. 40'lı yaşlarda başlayıp her en az 2 yılda bile, yani aslında ideal yıllık ama yapılamadığında 2 yılda bir mamografi iki planda, yandan ve yukarıdan aşağıdan iki plandan iki memenin görüntüsü alınarak iki tane radyolog inceleyerek raporlanması gerekiyor. Bunu bazen Sağlık Bakanlığı'nın kendi KETEM dediği kanser erken teşhis araştırma merkezlerinde yaptırabilirler. Ya da radyolojinin olduğu, mamografi cihazının olduğu her hastanede yaptırabilir bütün kadınlar. Değerlendirme sonucunu mutlaka alması gerekiyor hastaların. Geçen haftaki yine konuşmamda da söyledim. Geçen hafta bir hastamız başvurdu. 2 yıl önce aslında mamografisini yaptırmış ama hasta sonucunu almaya gitmemiş. Aslında orada
Broad space lezyon dediğimiz marin kitlesi belirtilmiş ama hasta sonucunu almaya gitmediği için bu arada hastalık belirti verir hale gelmiş. O zaman tarama amaçlı yapılırken, erken evredeyken şimdi lokal ileri evrede karşımıza geldi. Yani 2-2,5 yıl sonra. Bu nedenle de mutlaka bir tarama testi yaptırdıktan sonra sonucunu hekimden, ilgili yaptırdığımız hastane ya da birimden alıp eğer orada ileri tetkik öneriliyor ise de peşine düşmek gerekiyor. Peki tabii ekranlara başında bizleri izleyen izleyicilerimizin binlercesi belki de yaptırmadı. Şu an benim sıkıntım yok, gitmiyorum. Sonra belki daha sıkıntıya düşecek belki de ama yapılması zorunlu bütün kamu spotlarında da görüyoruz. Evet. Yaptırmayan kişiler daha çok risk altında diyebilir miyiz hocam? Yani çünkü tercih hakkını kullanıyorlar. Daha çok riski altında demeyelim de sonuçta erken aşamada yakalanması mümkün olan bir kanseri daha ileri aşamada yakalanma ihtimalini arttırıyorlar diyelim. Evet. Genellikle de tabii televizyonda, basında çok fazla kanser ile ilgili yayınlar oluyor. Ve yanlış doğru birçok kişi bilgilendiğini zannediyor. İşte orada şua alınıyor vesaire alınıyor gibi yanlış yönlendirmeler oluyor. Bu nedenle de aslında çok düşük dozda ışın aldığı halde, yani mamografi çekilirken adeta çok yüksek doz ışın alıyormuş gibi, radyasyon alıyormuş gibi bilgilendirildiği için yan bazı yerlerde yanlış olarak evet. Hastalar da şeyden korkuyor. Yani mamografi yaptırmak istemeyen bir grubun gerekçesi bu. Bir grupta varsa öğrenmekten korkuyor ama genelde halkımız daha bilinçli, daha fazla kadın düzenli olarak her geçen yıl daha fazla mamografisini yaptırtıyor diyebiliriz. Evet. Peki hocam, mamografi yaptırmamız şart kendimize, sağlık kalitemizi artırmak adına ve dediğiniz gibi erken teşhis döneminde de belki de birçok ilacı kullanmak yerine en az dozda tedavi aşamasında ilaçların Sadece cerrahi ya da küçük bir tabletle hastalık çözümlenebilecekken daha uzun yıllar hayat boyu tedaviler neden olan evrede yakalanma ihtimali artıyor. Erken teşhis, tarama programlarına girmeyen hastalar. Evet. Peki hocam, kanser tedavisinde evrelere biraz değinirsek, çeşitleri var olduğunu biz notlarımızda sizinle paylaşmak istiyoruz. Evrelerde ilgili bilgiler nelerdir? 1 ile 4 arasında evre doğru mudur hocam? Nelerdir diye sormak istiyoruz. Evet. Erken evre dediğimiz evre 1-2 evrede, özellikle evre 1'de tümör çıktığı dokuda kalıyor. Yani meme dokusundan çıkmış tümör komşu lenf notlarına gitmiyor. Belli büyüklükte yapıyor tümör çap olarak. Etraftaki dokulara şekil bozukluğu ya da organ fonksiyon bozukluğu yapmıyor. Bu tarz tümörlere evre 1-2 diyoruz. Bazen evre 2'lerde de en yakın o malin dediğimiz kanserli hücreleri direne eden lenf notlarına tuttuğunda da evre 2 diyoruz. Ama daha büyük sayıda, daha fazla sayıda lenf nodu tutuyorsa, çıkarılamayacak düzeydeyse ya da meme tümörü cilde ulaştıysa, meme için söylersek, ya da arka göğüs duvarına ulaştıysa, fikse dediğimiz büyük kitlelere neden oluyorsa, o zaman evre 3 lezyonlar diyoruz. Bunlara lokal ileri diyoruz. Yani genellikle birçok tümör için prensip böyle. Evre 1-2'de prensip olarak İlk tedavi şekli cerrahi, sonradan bizler devreye girerken evre 3 hastalarda cerrahisi daha zor olduğu için, yani kolaylıkla daha az doku çıkararak kanseri tedavi edilmesi daha zor olduğu için öncelikle medikal onkoloji olarak biz tedavilerimizi veriyoruz. Daha sonra cerrahlar ameliyatını yapıp sonra da gerekirse biz ve radyasyon onkologlarıyla beraber tedaviye devam ediyoruz. Evre 4'te ise hastalık artık meme ve komşu lenf notlarını aşmış. Vücudun diğer organ ve dokularında, bu kemik olabilir, lenf nodu olabilir, akciğer olabilir, karaciğer. Yani aklınıza gelebilecek çıktığı meme dokusu dışındaki tüm organ ve dokulara eğer yayıldıysa ve bu da ispatlandıysa evre 4 hastalık diyoruz. Evre 4 hastalıklarda da genellikle acil palye edilmesi gereken, hafifletilmesi gereken bir şikayet yoksa, örnek kemiğinde metastazı var, kırılma riski var, çok ağrısı var, o arada lokal radyoterapiyi koyabiliyoruz. Ya da beyinde tek bir metastazı var,
solunum durma riski var. O zaman acil hemen beyin ameliyatını da yaptırtıyoruz ama ana tedavi ilaç tedavisi oluyor. Yani kanser için geliştirilmiş özel işte kemoterapi ilaçları, akıllı ilaçlar, hedef ilaçlar gibi bir takım ilaçlarla biz devreye giriyoruz. Mesela hocam en çok sorulan sorularda iki kişi meme kanseri, onun tedavi aşaması derecelerine göre mutlaka değişiyordur ama ikisi de aynı anda seansta bekliyor sırasını ve tedavi olacak. Oradaki doz ayarları farklı değil mi? Çünkü en evet. çok sorulan soru neden benim uzun sürdü, sizin az diye soruların cevabını evet. izleyicilerimiz bekliyor. Bunu bütün hemen hemen konuşmalarımızda vurguluyoruz. Herkesin tümörü kendine az. Evet, erken evrede yakalanabilir. Tamamen tümör boyutu aynı olabilir ama tümörün moleküler özelliği dediğimiz bir özelliği var. Evet. Yani bu moleküler özellikte artık evrelemelere girdi. En son Amerikan Kanser Örgütü'nün ACC diyoruz evreleme sisteminde artık memede prognostik faktörlerde meme evrelemesini değiştiriyor. Yani çok erken evre dediğimiz, T1C dediğimiz 2 santime kadar tümörlerin bir kısmı taşıdığı bir takım moleküler negatif faktörler diyelim ya da pozitif faktörlerden dolayı daha çabuk ileride takipte tekrarlama riski olduğu için daha yoğun tedaviler yapılıyor. Ama bazen 5 santimlik tümör oluyor. Koltuk altı tutulsa dahi bile gerek yaşından, gerek bölünme özelliğinden, gerekse taşıdığı diğer moleküler özelliklerden dolayı sadece bir hormon tabletiyle yıllarca takip edilebiliyor. Onun için bizim bütün hastalarımıza vurgumuz, özellikle kemoterapi salonlarında ya da komşularımız ya da akrabalarımız, işte senin memen alındı, benim niye alınmadı, seninkisi niye 6 ay kemoterapi aldı, niye ben 1 yıl aldım, sen niye hiç almadın gibi birbirlerini karşılaştırmaması gerekiyor. Dalında uzman onkolog yani takip eden onkoloğuna güvenmesi gerekiyor. Çünkü bunu tedavisi için belli bir eğitim alıyorsun. Yani her tümörün ayrı ayrı özellikleri olduğuna dair birçok bilginizin olması lazım ki onu yorumlayabilmesi gerekiyor bunu yorumlarken. Hani televizyon bilgisi, basın bilgisi ya da gazete bilgisiyle kesinlikle kadar, evet. Evet, tedavi karşılaştırması yapmamak gerekiyor. Peki doz anlamında belirli sürelerde olduğunu biz yakınlarımızdan da takip ettiğimiz kadarıyla 2 haftada bir, 1 ayda bir özel işlenmiş o dozların takibinde tabii ki kalabalık bir ekiple birlikte yapıyorsunuz. Orada süresi ne kadardır? Orada ne kadar vakit harcıyorlar hocam? Şimdi süreleri mi neye göre belirliyoruz? O da yine bütün hastalar için ayrı ayrı rejimler var dedik. Yani her hasta ayrıdır, her hastanın evresi ayrıdır, moleküler özellikleri. Tedaviyi belirlerken bilimsel çalışmalara dayanıyoruz. Yani çok sayıda örnek 500 tane kadına şu tedavi şu saatte, şu dakikada verildi, şu aralıklarla verildi, 500 kadına bu verildi. Hangisi üstünse o hasta için, yani hangisi bilimsel çalışmada üstün geldiyse onu tercih ediyoruz. Ama bazen aynı hasta için 5 tane seçenek de doğru olabiliyor. O zaman da hastanın yaşına, böbrek fonksiyonuna, o anda acil almamız gereken klinik yanıta göre, hastaya göre de 5 seçimden ben örnek A seçeneğini size uygun gördüm diyorum. Mesela B onkoloğu da B seçeneğini uygun gördüm diyebilir ama o andaki hastanın hastalığı, beklediğimiz yanıt, eşlik eden hastalıklar, hastanın yaşı birçok şeyi birlikte ele alarak tedavi seçeneği yapıyoruz. Bunların hepsi bilimsel çalışmalara dayanarak yürütülen rejimler oluyor. Yani saati, dakikayı biz kendimize göre belirlemiyoruz. Onun farmakodinamik, farmakokinetik, kinetik, klinik 1-2-3 faz çalışmaları var vesaire. Bütün bunların sonucunda da doğru olan ne ise bilimsel olarak o şekilde yürütüyoruz. Evet. Aslında ekip çalışmasına, doktoruna güvenmek ve sağlıklı evet, iletişim tabii ki, burada tabii ön ki, plana çıkıyor. Tabii. Çünkü birçok hasta yakınıyla birlikte geliyor. Belki hastadan daha çok bizler sizlere sorular soruyoruz. Evet. Doğal olarak da biraz sizi fazla yoruyoruz ama doğru bilgilendirmeyle evimize rahat kafayla gitmek istiyoruz. Tabii, tabii. Orada tabii ki ister istemez de biraz fazla size görev düşüyor hocam. Sabırla bizleri dinlemek evet. ve soruların cevabını alabilmek için. Peki hocam tekrarlar mı bu sağlık sorunlarının
her şeyi normal çıktı. Sonrasında tekrar tekrarlama olasılığı var mıdır diye sormak istiyoruz. Tarama testlerinin normal çıkması sonrasında mı yoksa tanık konulmuş hastada? Tanının tedavisi bitti. Evet. Şimdi bir kişide bir kanser geliştiyse, yani örneğin meme kanseri için ikinci bir meme kanseri gelişme riski, yani o kanserin başka yere atması değil de aynı meme ya da diğer memede meme kanseri gelişme riski normal topluma göre çok daha fazla. Tabii ki yani bir zaten kadın olarak yaşından evet. dolayı birçok nedenlerle meme kanseri riski her kadın riskli. Ama daha önce meme kanseri tedavisi aldı bitse bile o kadınlar normal aynı yaşta aynı cinsiyette hiç meme kanseri geçirmemiş kadınlara göre riski çok daha fazla oluyor. Onu bilmek zorunda. Yani hastalarımızın en önemli sıkıntısı meme kanseri değil, birçok kanser için benim tedavim bitti, bundan sonra hiç olmayacak garantisini istemeleri. Evet. Hiç dünyada hiçbir doktor hiçbir şekilde bir kanser tedavisi görüp tamamen takip alınmış, artık ilaç tedavileri bitmiş bir kişiye bundan sonra kanser olamazsınız diyemez. Bu şunun gibidir, normal bir kişiye de diyemezsiniz. Siz bundan sonra işte 20 yıl, 30 yıl boyunca hiç kanser olmamışsınız, olmazsınız diyemediğimiz gibi kanser hastasına da, yani kanser tedavisi görmüş kişilere de bundan sonra ömür boyu kanser olmazsınız gibi bir garanti verilemez. Peki hocam, meme kanserinden bahsettiğimiz için direkt lah bezlerine sıçrama olasılığı yakın olduğu için mi yoksa neden diye soralım. Hemen hemen birçok kanserde, kanserlerin %90'ı da diyebiliriz, lenfojen yayılımı severler. Lenfojen ne demektir? O dokunun halk tabiriyle pis kanını, lenfatik sıvısını direne eden, yani oradan temizleyen, adeta bir nasıl diyelim, o sistemin kanalizasyon borusu gibi istasyonlardır lenf bezleri. En yakın öncelikle lenf bezlerine küçük lenf damarlarıyla gider lenf sıvısı. Ondan sonra da tüm büyük sisteme katılarak kalbe gider, temizlenir. Şimdi bütün sistemlerde, yani akciğerde, karaciğerde, karında, bütün organların hemen hemen çoğunun lenfatik sistemi olduğu için de kanserler öncelikle büyüdüğü yerden koparak lenf sistemi ile ilk durak olarak lenf notlarına gider, lenf bezlerine gider. Hı hı. Bu nedenle de lenf bezleri ilk gördüğümüz metastaz alanları da çoğu. Ama mesela sarkomlar gibi bazı hastalıklarda onlar daha çok hematojen dediğimiz normal toplar atar damarlar yoluyla daha çok akciğer atmayı sevebilirler ya da hematojen işte farklı alanlara gidebilirler. Lenfatik sistemli yayıl, yani ilk lenf notlarına gitmiş tümörlerin de yine hematojen dediğimiz diğer kan damarları yollarıyla vücuda atmayacağı konusunda da garanti verilemez ama en sıklıkla orayı tercih ettiklerini biliyoruz. Peki hocam, desteklemek anlamında siz akıllı ilaç dediniz. Her programımızda da mümkün olduğunca bilgilendirmeye çalışıyoruz. Sadece tek başına kemoterapi, radyoloji almadan akıllı ilaçlar kullanılabilir mi diye izleyicilerimiz soruyor korunmak amaçlı sonraki aşamada. Evet. Şimdi birçok hastalıklarda artık akıllı ilaç dediğimiz tümörün kendi ürettiği bir takım moleküller ya da tümöre özgü mutasyonlar ya da tümör mikro çevresindeki bir takım moleküler özellikleri nedeniyle geliştirilmiş onları hedefleyen ilaçlarımızı akıllı ilaç diyoruz. Evet. Şimdi meme kanseri içinde genellikle akıllı ilaca duyarlı olan alt tiplerinde genellikle eğer bir hastanın kalp hastalığı yoksa eşlik eden o ilacı vermemize yönelik olarak engel teşkil eden bir durum olmadığı sürece öncelikle kemoterapilerle bir sürü akıllı ilaç verip daha sonra da bir yıl boyunca koruma tedavisi olarak uzatıyoruz. Yani önce bazen bu 3 ay oluyor, bazen 6 ay oluyor kemoterapiyle. Daha sonra geri kalan kısmını da bir yıla tamamlayacak şekilde şeysiz, kemoterapisiz, sitotoksiksiz sadece akıllı ilaçla gidebiliyoruz. Ama ideali önce kemoterapiyle vermek. Bir de çok sık sorulduğu için hocam ben de halkı temsilen sormak istiyorum. Tedaviyi atlattı, her şey çok güzel, başarılı. Gebe kalabilir mi, çocuğunu emzirebilir mi diye sorular geliyor. Biz de size soralım. Şimdi gebe kalmayla ilgili bir takım tarihler var. Bu tarihlerle ilgili de aslında net veriler yok. Birkaç yıl önceki bilimsel toplantıda 18 aydan sonra
erken evre meme kanseri tedavisi gören hastaların 18 aydan sonra tedavi ara verilip işte hamile kalıp ondan sonra doğum yapılabileceğine dair bir çalışma için nasıl diyelim, çok öneri düzey yüksek değil, bilimsel kanıtı yok ama verilebilir gibi bir sonuç çıktı. Ama bunları söylerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani hastaların bir kısmı hormona duyarlı, meme kanseri oluyor. Kimisi gebe kalamadığı için öncesinde yardımla gebe kalması gerekiyor. O sırada verilen ilaçlar meme kanserini arttırma riski olabiliyor. Kesin tarif veremeyiz ama ideali 5 yıllık minimum 5 yıllık tedaviyi tamamladıktan sonra gebe kalmasına izin vermek ama 1,5-2 yıla kadar erkene çekebildiğimiz vakalar olabiliyor. Onu hasta, meme kanseri için söylüyorum, doktoruyla beraber artısını eksisini çok iyi tartışarak karar vermesi gerekiyor. Emzirmeye gelince de daha önce meme kanseri tedavisi görmüş hastalar, tedavileri bitti, hamile kaldı. Emzirebilir eğer o sırada kanser tedavisi almıyorsa anne. Hı hı. Kanser tedavisi almıyorsa emzirebilir ama o kanser olan memeden de emzirebilir. Ancak bilimsel veriler gösteriyor ki sütün kalitesi daha az oluyor. Çünkü orası ellenmiş bir meme oluyor. Yani cerrahi görmüş, radyoterapi görmüş bir meme olduğu için öbürüne göre daha kalitesiz oluyor ama bebeğin emmesinde de, annenin süt vermesinde de anneye ya da bebeğe zararlı herhangi bir şey görülüyor. Sadece kalitesinin daha az olduğunu bilmesi gerekiyor. Ama ilaç kullanmaya devam ediyorsa kesinlikle hamile kalmaması gerekiyor. Zaten emzirmeyle ilgili de yine ilaç tedavisi alırken yine izin vermiyoruz. Onu konuşması gerekiyor doktoruyla. Aslında doktorunun takibinde karar vermesi daha sağlıklı olacaktır. Şimdi hocam, sizi dinlerken bir yandan da gırtlak kanseri, rahim ağzı kanseri, mide bağırsak, kolon kanserine ilişkin birçok soruların cevabını da almak isteriz. Genel anlamda ileriki aşamada kemiklere sıçrar mı diye izleyicilerimiz de soruyor. Ama bilgilendirme anlamında vücutta ne gibi sinyaller olursa mutlaka bir doktora başvurması gerekiyor kişinin. Meme kanseri tanısı almış kişi mi yoksa normal genel sağlıklı kişiler mi? Geçmeyen şikayetlerde ya da örnek bir belli bölgenizde elinize gelen bir kitle var. Yeni fark ettiniz ve geçmiyor. 10-15 gün geçti, bir ay geçti. Geçmiyor, hemen gitmeniz lazım. Ya da 2 yıldır, 3 yıldır var. Bir anda büyümeye başladı, mutlaka gitmeniz gerekiyor. Anlamsız kilo kaybınız varsa, yani diyet yapmaksızın kontrol edilemeyen kilo kaybınız varsa, kabızlığınız varsa, yutma güçlüğünüz varsa, düzelmeyen ses kısıklıklarınız varsa, makattan kanamalarınız varsa, ağızdan bu kusmukla olabilir, öksürükle olabilir kanamalarınız varsa mutlaka bir hekime gitmeniz gerekiyor. Burada vücudu tanımak aslında, ertelememek. Kesinlikle. Başarı oranı çok yüksek tedavi alanları, yeter ki erken teşhisten faydalanabilmemiz gerekiyor. Peki hocam, rahim ağzı kanserinde simirin önemini de biraz konuşabilir miyiz? Simir testiyle ilişkin neler söyleyeceksiniz? Şimdi rahim ağzı kanserlerini artık dünyada biliyoruz ki %99'dan fazlası human papilloma virüs dediğimiz virüs nedeniyle riski oluşturuyor ve kanserleşme gerçekleşiyor. Rahim ağzı kanseri de aslında kısmi olarak muayene edilmesi daha kolay. Jinekolojik muayene ile gözle direkt çıplak bakıyla görülebilmesi daha mümkün. Ama sitolojik olarak da bazen nispeten hani normale yakın şeyde mukozada sitolojik olarak değerlendirmeyi alabilmek açısından da jinekolojik muayenede çok rahat, ufak fırçalarla sürüntü alınması kolay bölge oluyor. Ve artık dünya bunu biliyor ki özellikle cinsel ilişkiyle ilişkili, cinsel ilişki yaşı erkene çekilmiş toplumlarda daha erken olmak üzere Türk toplumunda da yine belirlenen Sağlık Bakanlığı'nın 30'lu yaşlarda en geç başlamak üzere bu simir dediğimiz fırça yöntemiyle oradaki anormal hücreleri daha kanser, invazif kanser oluşmadan kanser öncüsü hücrelerin oluştuğu erken aşamada yakalamayla ilgili testler yapılabiliyor, yapılıyor. Tarama testi olarak da sıklıkla bu kullanılıyor.
ya sitolojik olarak bakılıyor ya da human papilloma virüs olarak bakılıyor. İkisi de eğer tamamen normal ise Türkiye'de 5 yılda bir tekrar edilmesi öneriliyor. O şekilde etkinliğe dünyaca kabul edilmiş, pek çok etkili bir şekilde tarama yapılan toplumlarda da artık ileri evre serviks kanserlerini çok daha az görüyoruz. Genellikle çoğunluğu jinekologların, jinekolog onkologların tedavi ettiği aşamada çok rahatlıkla yakalanıp tedavi ediliyor ve genellikle de bir daha da tekrar etmiyorlar. Önlemini almış oluyoruz. Peki 5 yılda bir dediniz. 5 yılda bir mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Peki yaşı geçti artık ve yaptırmayı da ihmal etti. Sonraki aşamada tekrar yaptırabilir mi? Şimdi normalde önerilen en az 65 yaşa kadar devam etmek. Ya da son 2 test normal geldi ise yine bırakabilir. Ama 65 yaşına geldi halen anormal hücreler varsa eğer o zaman jinekoloğuyla tartışıyor. Bireysel karar veriliyor ama 65 yaşına kadar zaten öneriliyor. Peki aynı anda kanser tedavisi birçok yere sıçradı dediniz siz. Tedavi aşamaları mutlaka hepsinin farklı tedavi aşamaları ve süreleri var değil mi hocam? Evet. Şimdi yani meme kanseri için de öyle, pek çok kanser için de hepsinin farklı. Kimisinde sadece 6 kür ya da 6 seans kemoterapi yetiyor. Kimisinde ömür boyu tedaviler, akıllı ilaçlar almak zorunda kalıyor. Bu damardan olabiliyor, tablet olabiliyor ya da bazen hormon tabletleri olabiliyor. Yine kas içerisinde yapılan iğneler olabiliyor. Hastalığa göre, hastaya göre, yine tümörün kendi taşıdığı özelliklere göre ya da tedaviye verdiği yanıta göre tedavi süreleri değişiyor. Peki hocam, son 10 dakikamız, yavaş yavaş programımıza doğru yaklaşıyoruz ama yine kolon kanserine değinmek istiyorum ben. Kolon kanserinde kolonoskopin önemini biraz izleyicilerimizle paylaşmak isteriz. Çünkü şikayetimiz olmasa bile endoskopi ve kolonoskopi yaptırmamız kendi sağlık konforumuz adına daha bizim ileriki aşamada yaşam kalitemizi arttıracağını düşünüyorum. Evet. Kolon kanseri artık biliyoruz ki o da taranabilir kanserler arasında. Dünyada, tüm dünyada kabul edilmiş, yine ülkemizin de kabul edilmiş tarama testleri arasında yine kolonoskopi ve gaytada gizli kan bakılmasını öneriyoruz. Özellikle 50 yaştan sonra tüm dünyada aslında sigmoidoskopi, baryumlu kolonografisi gibi birçok yöntemler var ama daha ulaşması ve yapılması kolay olması açısından gaytada gizli kan eğer ulaşılabiliyorsa ve yapılabiliyorsa kolonoskopi daha çok önerdiğimiz testler. Ha, gaytada gizli kan tespit edildiğinde de mutlaka yine kolonoskopiyle doğrulamak gerekiyor. Özellikle 50 yaşını geçmiş, hele de kabızlığı falan varsa ya da ailede bağırsak kanseri varsa bu kişilerin daha da dikkatli olması gerekiyor. Mutlaka bir kolonoskopi yaptırması gerekiyor. Hemoroid Hastalarımızın önemli bir kısmı maalesef bağırsaktan kan geldiği halde birçoğu hemoroide yorumladığı için çok erken aşamada bağırsak duvarındayken ameliyatla halledilebilecek aşamadayken daha dün gördüğüm bir hasta söyledi. 2 yıldır kanaması var, 3 yıldır ama hep hemoroide yorduğu için daha ileri aşamada, yani daha büyük ameliyatlarla tedavi edilmek zorunda kalmış. Onun için de her şeyi kendimiz yorumlamaktan ziyade profesyonel yardım alarak hangi tetkik ne zaman yapılmalı o şekilde ilerlemeyi öneriyorum tabii. Peki hocam, yine elimdeki notlarda kolonoskopi ile hangi evrede olduğunu görme şansımız başarı oranında nedir? Rahatlıkla görebiliyoruz mu kolonoskopide? Evet. Şimdi kolonoskopide kolon dediğimiz bağırsak aslında boşluklu bir organdır. Yani boru gibidir. Borunun içini görürüz. Yani bağırsağın içini kamera yardımı ile bağırsağın içerisine doğru uzanan, bağırsağın kendisinde normalde olmayan kitle, yapı, ülsere vejetan diyoruz, polipoid diyoruz. Oradaki anormal görüntüyü yakalama şansı verir kolonoskopi. Ha, endoskopik ultrasonografilerle bağırsak duvarına ne kadar geçti, yandaki lenf nodlarını ne kadar tuttu, onlardan da faydalanabiliyor. Ama kolonoskopinin temel amacı bağırsak lumenindeki anormal yapıları tespit etmek
tespit ettikten sonra da aynı seansta mümkünse parçalar alarak, biyopsi dediğimiz parçalar alarak tanının konulmasına yardımcı olmaktır. Tek başına kolonoskopi ile evreleme tamamlanmış olmaz. Yani hasta erken evredir denilemez. Mutlaka biyopsi alındı ve kanser tanısı konuldu ise eşlik eden diğer tanısal testlerle, bu genellikle toraks batın BT olabilir, batın MR toraks BT olabilir ya da bazen PET olabilir, çeşitli görüntüleme yöntemleriyle vücudun başka organlarına da sıçrayıp sıçramadığını gördükten sonra, inceledikten sonra o zaman evresini tam olarak söyleyebiliriz. Ama özellikle ilk tanının konulması açısından bazen çok erken polipler, daha yeni kanserleşen poliplerin hatta tek tedavisi olarak da kolonoskopi kullanılabiliyor. Ama ilerlemiş, daha artık polip evresini geçmiş T2 tümörlerde T1'in önemli kısmında yine mutlaka kolonoskopi sonrası tarama testleri yapılıyor. Evet. Burada biyopsi dediniz. Biyopsinin patoloji sonucu çok kıymetli olsa gerek değil mi? Patolojinin buradaki vereceği karara göre siz ekibinizle birlikte tedavi aşamasına gidiyorsunuz. Kanser tanısının konulmasında patolojinin önemi çok çok. Çünkü özellikle oradan alınan parça, yani anormal görünen bölgeden alınan biyopsi dediğimiz parçalar, patologlar dediğimiz özel bu konuda tıp fakültesinden sonra eğitim almış patoloji uzmanları tarafından çeşitli boyalara, çeşitli solüsyonlara tabi tutuluyor. Ondan sonra da onu ilk zaten önce bir bakıyla onun hakkında fikir veriyorlar. Daha sonra da o özel solüsyon ya da boyalar sonrasında çeşitli büyüklükteki mikroskoplar altında inceleyerek bize diyorlar ki bu hücreler tamamen normal dokuya benziyor. Ya da bu hücreler normal dokudan biraz farklılaşmaya başlamışlar. Bu hücreler tamamen artık kendi başına çok sayıda işte bölünme potansiyeli var. Sitoplazması şöyle, membranı böyle, zarı böyle gibi özelliklerini vurguluyorlar. Ve en sonunda da genellikle bize bir patolojik tanı dediğimiz bu hastalık iyi huyludur ya da tamamen normal bir dokudur ya da kanser öncüsü hücreler vardır ya da invaziv kanserdir, karsinomdur gibi raporlar veriyorlar. Bu raporlar olmadan zaten gerek cerrahi onkologlar, gerek radyasyon onkologları ya da gerekse medikal onkologları olarak biz spesifik kanser tedavisine başlayamıyoruz. Yani mutlaka patolojik tanı istiyoruz. Özel 1-2 subgrup dediğimiz alt grup kanserlerimiz var. Onlarda bir takım kandaki markerlar ve görüntülemedeki özelliklerle parça gereksizin tedavi başladığımız 1-2 grubumuz var. Ama onun dışında tartışmasız olarak mutlaka patolojik tanı konulduktan sonra tedaviye başlanması gerekiyor. Burada yine vücudumuzun en ufacık sinyalinde sizlerle hocalarımızla buluşmak, erken teşhisin kıymetini hissederek yaşam kalitemizi artırmak burada en önemli görevimiz. Çünkü beden emanet hocam. Kendimiz bakarsak daha sağlıklı bir şekilde yol almış oluruz yaşamın içerisinde. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Emeklerinize, bilgilerinize sağlık. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet hocam, değerli hocamızla birlikte kapanışa gidiyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.